insanlar krizlerin, bunalımların yaşanmasını istemiyorlar sanki. Çünkü acılı ve biraz yorucu bir şey, süreç, durum ama eğer bunalım gerçekten bunalımsa ya da kriz gerçekten krizse özellikle onu istemek gerekir ama ona ortaya çıkması için bir şey yapmaya gerek yok. Yani o zamanı geldiği zaman kendini gösterecek. O problem ise onu da kabul etmek gerekir. Çünkü problem çözümü olduğu için problemdir. Çözebileceği için problemdir ve problem çözüldüğü zaman orada bir team bir adım daha atmış olacak. O yürüyüş devam ediyor olacak. Problemsizlik çok saçma bir şey, çok anlamsız bir şey ve Türk dış politikası bir dönem en azından o ülke üzerine kuruldu. Neydi ülke? Sıfır problem. Komşularla sıfır problem. Bu şey gibi görünüyor. Daha anlak düzeyinde bakarsak bu bir politika gibi görünüyor ama aslında o statikonun sürmesinden başka bir şey değil. Komşulara bak, komşular şey. Bir tarafta Moğollar Cumhuriyeti teokrasisi var, bir tarafta despotlar var. Yukarıda Rusya şey, bir başka despot ve sen bunlarla sıfır problem nasıl kalıyorsun? Yani onlar kendileri problemleri yaşıyorlar ve bak göreceğiz Türkiye'yi nasıl etkileyecek bu problemler. Şu ana kadar çok aşırı dayanamayacak değil. Görüyorsunuz Suriye'nin problemi Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Sıfır problem denen şey yani tam bir şey. Çocukluk. Ama sanırım öyle. Yani ne gel şey diyor, tarihte şey mutluluk dönemleri vardır diyor. Yani ama hiçbir şeyin olmadığı, hiçbir engelin olmadığı dönemler. Tarihin mutluluk dönemleri, tarihin boş sayfaları. Dolayısıyla eğer şey istemiyorsak, tarihsel problemler yaşamak istemiyorsak o zaman değişimi, dönüşümü onu unutmak gerekiyor. Olduğumuz gibi kalmalı ve yerimizi saymıyor. O zaman problem yok.